Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal pastane poğaça tarifini veriyorum. Birçok tarif denedim ama bu kadar muhteşem ve lezzetli olmadı. Sizleri beklemeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Bunun için arkadaşlar 300 gram margarin kullanıyorum. Ama e, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı şeker kullanıyorum. Ve yarım paket yaş maya kullanıyorum. Bu tarife yaş maya daha güzel yakışıyor. Elimle güzelce malzemeleri birbirine yedirmeye çalışıyorum. Zaten margarin oda sıcaklığında olduğundan dolayı çok güzel karışıyor. Gördüğünüz gibi. Ve üzerine 2 adet yumurta ilave edeceğim. Yumurtalar da aynı şekilde oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Aynı şekilde malzemeleri birbirine yedirmeye çalışıyorum. Tabii elimle biraz tuhaf oluyor. Üzerine bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Lütfen ılık dediğimiz elimizi yakmayan bir süttür. Üzerine unumu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi unu yavaş yavaş ilave ediyorum lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ama sizde değişiklik gösterebilir arkadaşlar lütfen buna özen gösterelim ee, şimdi orijinal tarifte arkadaşlar e, hamurumuzu mayalandırmıyoruz ama dilerseniz <laughs> bir saate mayalandırabilirsiniz ben mayalandırmadım aynı orijinal e, tarifi yapmak istedim Hamurumu toparladıktan sonra direktme gördüğünüz gibi ellerimi yıkıyorum ve güzelce hamurun kıvamına bakıyorum. Her zamanki gibi hamurumu tezgahın üstüne alıyorum ve hamurumuzu bu tarifte arkadaşlar fazla yoğurmamıza gerek yok. Söyle 2 3 sefer hamurlu hamurumuzu toparlamaya çalışıyorum. Bu kadarı yetiyor. Dediğim gibi ben hamuru e, geçen seferde mesela e, mayalandırarak denemiştim. O da çok güzel olmuştu. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı biraz ele yapışmış oluyor. İkiye kesiyorum arkadaşlar. Toplamda 14-15 poşe elde ettim arkadaşlar. Ama orta boyutta. Daha küçük yaparsanız tabii daha fazla elde edebilirsiniz. Hamurlarımı kestikten sonra hepsini beze haline getiriyorum arkadaşlar. Beze yapmamız bu tarifte gerçekten çok önemli. Çünkü güzel beze yapmadığımız zaman arkadaşlar çatlama ve kırılma oluyor. Bunu da dikkat edelim lütfen. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben bezelerimi yapıyorum. Hepsini aynı bu şekilde yaptım ve bir tanesi sadece sizlere gösterebildim. Bezelerimizi bitirdim arkadaşlar ve üzerlerini kapatmayı ihmal etmiyoruz lütfen. Ve hiç beklemeden bir tane bezemi alıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Açma aşaması arkadaşlar, e, ortasından doğru iki parmağımla sadece görüyorsunuz iki tarafı kalın olacak şekilde açıyoruz. Çok basit aslında. Bu tarifte dilediğiniz e, peynirlerle kullanabilirsiniz. Ben lor peynir kullandım. Dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kapatıyorum ve elimi e, kenar kısmına olacak şekilde kapatıyorum. Zaten videoda da gösteriyorum. Aynen bu şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. Ve dudak şeklini veriyoruz. Sizlere hemen başka bir tane daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki parmağımla açıyorum ortadan yanlardan kalın olacak şekilde. Hepsini aynı bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar ve içlerine peynirimi ekliyorum ve aynı şekli vermeye devam edeceğim. Benim bu kısmı kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve zil işaretine basarsanız arkadaşlar tüm yeni videolarımızdan anında haberdar olacaksınız. Hepsini aynı şekilde kapatıyorum arkadaşlar ve elimin kenarıyla güzelce bastırıyorum içerisinden peynir çıkmasın diye ve dudak şeklini vermiş oluyoruz. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Ben birkaç tanesini yaklaşık 5 tane e, sade yaptım. Onlara yuvarlak şeklini verdim. Birazdan da göstereceğim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi dudak şekilleri hepsi bu şekilde oldu. Hemen yuvarlak şekli de sizlere göstermek istiyorum. Beze haline getirdiğimiz e, bezeleri biraz açıp elimizle güzelce Yuvarlak şeklini verip pürüzsüz bir hale üzeri geldikten sonra hafifçe bastırıyoruz ve yuvarlak şeklini veriyoruz. Dilerseniz hamurun bir kısmını da yuvarlak şeklinde yapabilirsiniz. Hepsini bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurtayı sürüyoruz. Hiç bekletmiyoruz arkadaşlar bekletmemize gerek yok. Yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Dilerseniz çok koyu rengi isterseniz su da ilave edebilirsiniz. Poçalarımızın her tarafına gelecek şekilde e, sürüyorum arkadaşlar. E, çünkü kabaracaktır ve biraz daha açılacaktır. Sizlere hemen şöyle bir yakından da göstereyim nasıl sürdüğümü. Özellikle e, dudak kısmının ortasına sürelim lütfen. Dediğim gibi o çünkü açılıyor fırında. Şimdi arkadaşlar yarım saat bekleteceğiz. İki bekletme yöntemi var. Pastanelerde hiç üzerini kapatmıyorlar. Öyle bekletiyorlar. Ben bir tanesinin üzerine kapattım ve bir bir tepsimin üzerine hiç kapatmadan pişirdim. Ve sizlere farkı da göstermek istiyorum videonun sonunda. Ve orijinal yuvarlak şekli çatalla çiziyorum. Hemen yarım saat sürenin sonunda poçalarımı açtım ve pişirmeye gönderiyorum 200 derecede yaklaşık yarım saat pişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde almışlar poğaçalarımız ve çok güzel kabarmışlar şimdi sizlere hemen yakından göstermek istiyorum bu poğaçanın üzerini kapatmıştım ve yarım saat bekletmiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi açık bir renk alıyor ve tabii ki de mükemmel oluyor bunun üzerine hiç kapatmadım arkadaşlar ve yarım saat beklettim. Gördüğünüz gibi orijinal pastane rengini almış. Ve sizlere hemen bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ama tabii ki de dinlenmemişti arkadaşlar poğaçalarımız. Dinlenirse daha da güzel olacaktır kıvamları. Çok güzel bir poğaça. Hepimizin beğendiği bir poğaçadır. Deneyin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.